Kanalı mağdum. Merhaba başkan. Kolay gelsin. Teşekkürler başkan, hoş geldiniz. Tamam. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Nöbetçi misiniz? Evet, nöbetçi. Güzel. Ben sağlık. Bu kedimizin tedavisi vardı. Ayın namazında ciyattan sığamadığınız içimize gelmişti. Ciyattan göğüs boşluğu ve karın boşluğunu birbirine ayıran perde. Evet, ameliyat etti. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bakımda. Evet, şu anda bakımda. Genel durumu iyi. Şu anda bir problemimiz yok. Veterinerlerimizin şeyi daha yüksek, yürek, evet. Sevgi ve şefkat gücü kesinlikle daha yüksek değil mi? Evet, o şekilde olmasak zaten yapılmaz. Bu mesleği yapılmaz. Aynen öyle. Bir de her hayvanı bileceksin. Sağ olun. İnsanlık. Hayvandan hayvana da ekibin bir şey tabii, gerekiyor. Tabii tabii. Bütün canlılar olan duygu ve o içtenlik önemli. Onun için bazı meslekler özeldir ya. Veterinerimizin de öyle bir yüreği olacak işte. Başka bazı ilaçları köpekte kullanıyorsunuz, kedide kullanamıyorsunuz. Bazı ilaçları bir köpek ırkında kullanıyorsunuz, diğer köpek ırkında kullanamıyorsunuz. Farklı. Fark. Bunların hepsini bilmek gerekiyor hocam. Tabii, tabii. Evet. Kolay gelsin kardeşim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Müdürüm. Siz böyle yanına alalım başkanım. Geç abi, geç sen yanına kanata. Geç abi. Siz öne alın. Evet, anladım. Evet. Evet. Otel soğuk olalım. Aha. Git. Bir girelim. Özellikle maruz kalmış, kemik kokusu bozulmuş olan hayvanlar, kemikle kalitletin takma olabilsinler dediğimiz operasyonlar yapıyoruz. Röntgen cihazı da var mı? Hemen yan tarafta başkanım. Dijital röntgenimiz var. Burada hazırlık yapılıyor. Hazırlıktan sonra oluyor. Hayvanımızı oraya alıyoruz. Evet. Tamam. Yan tarafa mı geçelim? Yan tarafa. Herhalde aç bakalım. Hayır. Ama ben bir bütüncül haritada çevreyi bir tanımak istiyorum. Yani öyle bir yer, mekan ayarlayalım, olur mu? Yani nasıl bir ortamsa bir yerde böyle bir bütünüyle bir yerleşim görünmesi. Röntgenimiz burada herhalde. Röntgenimiz burada. Bak, burası atom inerisinden 10 ay. Tamamen kurşun kaplama kapı dahil. Kaç veteriner hekimimiz var burada? 13 veteriner hekimimiz var. Şu an itibariyle 3 arkadaşımız burada nöbetçi. Şu an nöbetçi. Evet. Ama 13 toplam çalışıyor. Evet. Bizim kaç barınağımız var? 6 tane. 6 tane. En büyüğü burası. En büyük burası. Diğer olarak 7300 hayvan kapasitesi var barınakta. Evet. Tüm barınaklar. Tüm barınaklar. Evet. Bu ikisi 5000'i karşılıyor. Yani 2300 diğerleri. Evet, diğerleri. Nerede diğerleri? Bakın yan tarafta Gümüşdere var. Karşı tarafta Tepeören'de yine 200 dönümlük bir alanımız var. Sultan Gazi, orası nispeten küçük bir yer ama 7-24 çalıştığımız bir yer. Fendik, Tuzla. Evet. Yine Orhanlı dediğimiz, sadece mağdur hayvanların, engelli hayvanların kaldığı bir alanımız var. Bir de Fatih İtfaiyesi'nin arkasında küçük bir hayvan ünitemiz var başkanım. Aşılama ünitesi. Orası inşaatımız var. 150. Bakım evi ismini tazeler. Bakım evi daha önce. Kanunda da bakım evi için. Müdürüm sen gel. Barınma süreci de hoş değil yani. Asıl olarak geçebiliriz. Asıl biz. Herkes gidiyor. Kapak gelmeyi.
insan diş taşı temizliği yapıyoruz. Sokakta çekildiğin olarak başlamış. Ağzı tutanlı çok sorun bir şey olmuş. Daha dayanıklı bir şey. Muhtemelen sert şeylerle vesaire çalışıyor. Güneş kremi var, çok mantıklı oluyor. Ama taşı almazsak diş kaybı yaşanıyor. Bizim geçen yerde bir şey yok. İBB ile Türkçe belirlenmiş. Bir şey yok. Bir şey yok şimdi basın. Arkadaşlar lütfen. Var yanındayım. Kampanya yapılabilir aslında başkanım. Yani kesinlikle. Yani zaten biz bu işi sahiplendirme ve toplumsal bilinçlendirme konusunda aktif bir kampanya yönetmediğimiz sürece bu baş edilebilir bir düzen değil. Dünyanın hiçbir yerinde buna kimse baş edilir. Thank you.
sizden de mutlaka birleştirebiliriz, arkadaşlarım okulunuzu alır. Ya örneğin hani isim olarak vereyim hani işte. Tamam, bekliyorum. Koç'un bir kızı hani diyelim. O dahil, hani İpek Hanım, İpek Yübraş dahil. Şu anda çalışma masası kuruldu. Sizin de var olan projeniz. Sağ sol değil mi? Aynen. Tamam. Sağdan gidiyoruz arkadaşlar. Böyle gelelim. Açalım burayı sağ tarafa. Bir dakika tutuyoruz. Başkaları sağlam olsun. Öyle mi? Evet. Adı mı? İsim olarak ayrılmış. Öyle mi?